Teknol kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere iPhone'dan bilgisayara, Windows bir bilgisayara fotoğraf kopyalarken yaşanan sorunları nasıl çözeriz onu anlatıyor olacağım. Öncelikle benim bir videom mevcut bu konuyla ilgili. Ee, iPhone'dan bilgisayara fotoğraf nasıl aktarılır? Burada adım adım anlattım aslına bakarsanız. Yalnız bazı arkadaşlardan geri bildirimler aldım. İşte benim telefonumda olmuyor. Bilgisayara atarken aygıt yanıt vermedi. Yanıt vermeyi durdurdu. İşte iPhone'un bağlantısı koptu vesaire vesaire bunun gibi bazı hatalar alınıyormuş. Bu hataların neden alındığını biraz araştırdıktan sonra bir ayarın değiştirilmesi gerektiğini fark ettim. Bu videoda size onu anlatacağım. Bunun için öncelikle iPhone'umuzu bilgisayarımıza USB aracılığıyla bağlamamız gerekiyor. Bağladıktan sonra iPhone'un ekranında işte bu bilgisayarı güven şeklinde bir ileti çıkabilir. Orada tabi güveni seçmeniz lazım. Dosya aktarımını izin verelim mi evet verelim şeklinde bunu seçmeniz lazım. Daha sonrasında ise iPhone'umuzda ayarlar menüsüne giriyoruz. Burada bu menüye girdikten sonra biraz aşağı doğru indiğimizde fotoğraflar şeklinde bir menü var. Buraya giriyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi iPhone'umuzdaki fotoğrafların nasıl depolanacağına dair ayarlar burada mevcut. Buradaki seçeneklerin en altında gördüğünüz gibi Meke veya PC'ye aktarma diye bir başlık var. Eğer bu otomatik olarak seçiliyse işte bu sorunu yaşıyoruz. Bilgisayarı aktarırken kopmalar yaşatıyor bize. O yüzden bizim burada özgünleri tut dememiz lazım. Eğer özgünleri tut dersek bundan sonra yapmamız gereken şey bağlantımızı, USB bağlantımızı koparmak ve tekrar USB'den bağlamak. Ondan sonra yapmamız gereken tek şey ise bilgisayarıma girmek. Bu bilgisayara girdikten sonra gördüğünüz gibi burada Apple iPhone yazıyor. Bu bilgisayara tıkladığınızda ilk başta burayı boş görebilirsiniz. Bir müddet beklemeniz yeterli. 30 saniye bir dakika arası bir sürede e, iPhone bir disk gibi görünecek burada. Gördüğünüz gibi geldi. Benim iPhone'um 64 GB o yüzden burada 59.6 GB görünüyor ve 2 GB'ı boş. Yani geri kalan her şey bunun içerisinde tıkladığımda bir klasör çıkıyor ve onun içerisinde de bizim fotoğraflarımızın ve videolarımızın tamamı var. Buradaki 100 cloud şu anlama geliyor. iCloud'da depolanan fotoğraflar, yani iPhone'da düşük çözünürlüğü olan fotoğraflar ve videolar. Burada Apple yazması şu anlama geliyor. Bu fotoğrafın veya videonun yüksek çözünürlüklü, yani tam çözünürlüklü hali iPhone'da bunu kopyalarken direkt olarak kendi kalitesi neyse fotoğrafın ya videonun o kalitede kopyalayabilirsiniz. Ben burada size göstermek için burada iki klasör seçeceğim. Kopyala diyeceğim. Herhangi bir disk seçeyim şurada. Buraya yapıştıralım. Evet gördüğünüz gibi kopyalamaya başladı. Burada fotoğrafların boyutuna göre kopyalamanın süresi değişebilir. Benim size tavsiyem burada klasörleri kopyalarken iPhone içerisindeki bütün klasörleri seçip bir kere de kopyala yapıştır yapmayın. X bir sebeple bağlantıyla ilgili bir sorun yaşarsanız e, bu sefer hangi klasörün ne kadarını kopyaladığını fark edemeyebilirsiniz. O yüzden ben burada size şu metodu öneriyorum. Buradan bu bilgisayar deyip iPhone'a tekrar geri gelelim. Burada klasörleri ikişer ikişer seçip kopyalarsanız bu kopyalamada herhangi bir sorun olursa bile en azından nerede kaldığınızı bilirsiniz ve kopyaladığınız tüm fotoğrafları tekrar kopyalamak zorunda kalmazsınız. Bu kopyalamanın 7 dakikası kaldı. Bu şekilde herhangi bir sorun yaşamadan, bağlantı sorunu yaşamadan iPhoneumuza iPhone'umuzdaki fotoğrafları bilgisayarımıza aktarabiliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz veya faydalı bulduysanız lütfen beğendim butonuna basarak bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Her zaman güncel ve özgün videolarla karşınızda olmaya devam ediyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.